değerli temsilcileri, hepiniz hoş geldiniz. 1956, Akçabat doğumluyum. Üniversite yıllarına kadar burada okudum. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin 1980 yılında harita mühendisliğini bitirdim. İller Bankası'ndan burslu okudum. Notlarım iyi olduğu için burslu okudum ve 2 ay sonra da Erzurum bölgede Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nde göreve başladım. 86 yılında Samsun Bölge Müdürlüğü'ne kendi isteğimle geçtim. 1989 yılında Harita ve İmaj Şube Müdürü olarak Erzurum'a geldim. 89-1997 yılları arasında Erzurum'da çalıştım. 1997'den itibaren kendi doğup büyüdüğüm yere hizmet etmek için Trabzon Bölge Müdürlüğü'ne harita baş mühendisi olarak naklen atandım. Allah nasip etti, 2003 yılından itibaren de bölge müdürlüğü yardımcısı olarak, bölge müdür yardımcısı olarak görevimi sürdürmekteyim. Şimdi şunu belirtmek isterim ki, İller Bankası ne yapar? Nasıl ki Merkez Bankası denince akla para dağıtan bir yer gelir, İller Bankası da proje yapan, uygulayan bir kurum. Peki İller Bankası kısaca belediyeler neresini yapar? Harita, imar planı, jeolojik etütleri, içme suyu, kanalizasyon, deniz deşarjları, su arıtma, kanal arıtma, sosyal tesisler, mezba, kapalı otoparklar, katlı otoparklar. Ya kısaca belediyelerin her türlü projesini yapan ve uygulayan bir kurum. Bu zamana kadar çalıştığım yerlerde 500'e yakın belediye başkanı ve belediyeler çalıştım. Belediyelerin sorunlarını ve yapılması gerekenleri de çok iyi biliyorum. Her türlü projeyi tetkik ve tasdik ettiğim gibi bizzat kontrolünde de bulundum. Değerli basın mensupları, İller Bankası'nda 32 yıllık süre içerisinde belediyelerin altyapı ve üst yapı ile ilgili eğitim çalışmalarına, seminerlere ve kurslarına katıldım. Gerek yakın çevremden, gerek Akçabat halkından almış olduğum güçle bu 32 yıllık bilgi birikimimi, enerjimi, iş heyecanımı bu Akçabat için kullanmak istiyorum. Yaşamaktan büyük keyif aldığım güzel Akçabat'ımıza hizmet etmek amacıyla 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde çalışmalarından büyük haz duyduğum, gönül verdiğim AK Parti'den Akçabat Belediye Başkanı aday adaylığımı açıklamaktan da büyük gurur duyuyorum. Şunu da belirtmek isterim ki bu aldığım karar birkaç aylık bir karar değildir. Yıllar önce olgunlaşan bir karardır. Değerli arkadaşlar, proje bazında projelerim var. Bunlar yıllar önce düşündüğüm projeler. Tabii bu projeleri şimdi bazılarını soracaksınız hangileri var, hangileri yok diye. Mesela hepinizin bildiği Söğütlü Vadisi. Söğütlü Vadisi'nde Düzköy yoluna girdiğimiz zaman yolla dere arasında tek katlı binalar, çarpık bir yapılaşma var. Kum ocakları var. Tabii ki buradaki vatandaşlar da mağdur edilmeden burası çok güzel yıkılıp yerine böyle modern rekreasyon alanı yapılabilir. Bu mesela düşündüğüm projelerden biri. Tabii bu çok burada proje var. Belki 35-40 tane var ama bunu tabii teşkilatımız belki buna ilave yapacak. Belki bir kısmını öne alacak, ön plana alacak. Bunlar daha sonra açıklanacak projelerdir muhtemelen. Ama ben size kısaca yani bir iki tanesi, mesela bir teleferik projesi. 715 rakımlı Aksetepe'ye düşündüklerimden. O da güzel bir proje bana göre. Bir katlı otopark. Yani Akçabat'ın hakikaten otopark sorunu var. Bir katlı otopark. Belki bir değil. Yer altına da iş merkezi yaparken yerin altına da koyacağımız otoparklar vardır.
Ben bütün bunları düşünerek arkadaşlar bu projelerle Akçabat'ın hakikaten çevresini değiştirmek istiyorum. Modern, yaşanabilir bir şehir yapmak için AK Parti'den Akçabat Belediye Başkanlığı aday adaylığı için de müracaatımı dün yaptım. Tüm gücümü ve enerjimi Akçabat'ımız için seferber edeceğim. Çıktığım bu yolda Allah-u Teala bizleri utandırmasın diyorum. Benden sonra da şunu da belirtmek isterim ki ya benden sonra da mutlaka adayları olacaktır. Onlar da benim arkadaşlarım. Onlar da Akçabat'a hizmet etmek için yola çıkıyorlar. Hepsine de başarılar diliyorum. Hepsi de arkadaşlarım. Seçilecek olan kim olursa olsun. Bu ben de olabilirim. Bir başka arkadaş da olabilir. Benim tek düşüncem, tek istediğim şu Akçabat'ta güzel bir belediyeliği yapan AK Parti'ye mensup bir arkadaşın kazanmasıdır. Gerekirse proje lazımsa proje olarak da yardımcı oluyorum ben ona. Olurum. Arkadaşlar katıldığınız için teşekkür ederim. Burada bir sorunuz varsa alalım. Aslında sohbet mahiyetinde ben düşünüyorum da müdürlüğü bıraktım Erzurum'da. Sırf buraya memleketime hizmet etmek için geldim. Yani müdürlüğü bırakarak buraya 97 yılında geldim. Allah nasip etti 2003 yılında bölge müdür yardımcısı oldum. Sayısız projelerde imza attım. Nedir? Mesela bunlardan nedir? Akçaköy, Derecik, Yıldızlı. Projesinin müsebbibi benim. Bunu o zaman yazdım. Yani o Sera Gölü'nün kirletilmemesi için güzel bir edebiyat yazarak Ankara'ya bakanlığa bildirdim. Yani projenin elzem olduğunu bildirdim. Şu anda orası yapılıyor. Kanal proje. Evet. Ta Akçaköy'ün tepesinden başlıyorlar. Gelip Yıldızlı'da deniz deşarjı yapılacak ve -40 kortlarına verilecek. Çok güzel, büyük bir proje. Allah razı olsun. Belediye başkanları Ankara'ya gitti. O tasdik ettiğim imzası ben imzaladım o projeyi. Ankara'ya gittiler ve çıkarttılar. Şu anda da o proje yapılıyor. Büyük projelerden biri. Bir diğeri. 2005 yılında hep düşündüğüm 11 tane belediyenin vadi, 11 tane belediyenin bulunduğu vadi, Söğütlü Vadisi. Buna Akçabat ve Söğütlü de dahil. Çayırbağı'ndan ta Söğütlü denize kadar bir proje. Belki bunu basından duymuşsunuzdur. Bu projenin de müsebbibi benim. Belediye başkanlarına ben bir matbu bir yazı gönderdim. Bu şekilde bize müracaat edin dedim. O yazıyı alarak o zaman bakanımız Faruk Bey'di. Faruk Mehmet Özak'tı. Onun da şeysine yaralanarak bu projeyi yaptık, gerçekleştik. Proje tasdik edildi. Şu anda da Çayırbağı'ndan başlandı. Kanal başlaması yapılıyor yani. İnşallah Allah'ın izniyle bu hükümetimiz onu denize kadar da getirecek ve Söğütlü Vadisi de pislenmeyecek. Biliyorsunuz Akçabat 16 tane kuyusu var. Söğütlü Deresi'nden kuyulardan su alıyor, içiyor. Işıklar projesi vardı. 1997'de geldim. 1999 senesinde onun projesini ben yaptım. Projeyi imzaladım. Tabii daha sonra belediye başkanımız Sayın Şefik Bey tekrardan sanırım bir proje yaptırdı ona ihale ettirmek için. O projeyi yaptık. O su 250 litre saniyede, çok güzel bir su. İnşallah o su ileride hükümetimiz onu Akçabat'a getirecektir. Kanal projesi. Akçaköy kanal projesi. Adaköy, Adacık Belediyesi'ne ait kanal projesi. Akçaköy'ün ayrıca içme suyu projesi. Bütün bunlar Söğütlü Deniz Deşarjı. Daha sonra yapıldı o tabii. Bütün bu projeleri yani elimden geldiğince yöreme hizmet etmeye çalıştım. Yani ben dediğim gibi ben sadece buraya bilgi birikimim, tecrübem ve iş heyecanım. Gerçekten bir şeyler yapmak istiyorum. Şu Akçabat'a bir şeyler yapmak istiyorum. Kafamda olan o projeler, onu söyledim. Güzel bir dediğin şey, cevap vereyim buna. Bunlar yani birkaç ayda yaptığım projeler değildir. 97'de geldikten sonra, mesela 2009 yılında arkadaşım Mahmut Haydar Ustaoğlu şey olmuştu biliyorsunuz, aday olmuştu. Biz de onu destekledik. Sınıf arkadaşım, değerli bir arkadaşım. O günden bugüne Akçabat'ta neler yapılabilir diye. İşte burada. Hepsi burada mevcut. İşte dediğim gibi bu Söğütlü Vadisi rekreasyon projesi. Çok güzel bir proje. Mesela Eskişehir göreniniz var mı bilmiyorum. Porsuk Çayı vardır. Etrafında yeşil alanlar, yürüme şeyleri, bisiklet sürme yerleri, tek katlı böyle kafeler, yemek yeme yerleri, köprüler. Çok güzel bir proje. Bakanımız, Çevre Bakanımız bu projelere para veriyor. Yeter ki proje götürür. Çok çalışıyor. Bakanımız hakikaten hayret ediyorum. Yani bu eski binaların yıkılması, kentsel dönüşüm dediğimiz, yani eski binalar, çarpık yapılaşmalar, depreme dayanıksız yerler yıkılıyor. Yeni, modern, parkıyla, araba parkıyla yaşanabilir. Çok güzel bir yerler yapılıyor.
İşte bu bakanımıza biz proje getirdiğimiz takdirde onu da yaparız, başka projeleri de yaparız. Yani o konuda destek verir bakanımız. Mesela ben Akçabadis'in yarı olimpik yüzme havuzu. Yani şimdi bu projeleri belki burada sıraladım. 45'ti ben onu. En son 30-31 civarında. Yani bunlar neler yapılabilir? Yani bunlar kesin değil. Neden? Yarın öbür gün Allah nasip edip belediye başkanı olduğum zaman mutlaka ve mutlaka bunu halkımla da paylaşacağım. Mecliste de paylaşacağım. Teşkilatımla da paylaşacağım. Belki bu projelere ilaveler olacak. Belki bundan çıkartılacak olanlar. Yani bunu yapmayalım da şunu yapalım diyen olacaktı mutlaka. Bunlar sadece ve sadece kendi düşüncelerim. Yani bu kadar belediyeleri gezdiğim için 500'e yakın belediye başkanıyla çalıştım. Belediyelerde neler yapılıyor çok iyi biliyorum ben. Mesela bunlardan kadın ve çocuklar için koruma evleri yapılabilir. Rahatlıkla yapılabilir. Hanımlar lokali mesela. Çok var böyle. Katlı otoparkı söyledik. Yani bir sürü bunları söyleyip de zamanınızı da almak istemiyorum. Zamanı gelince bu tür projeler açıklanacaktır arkadaşlar. İnşallah Akçabat'ımız için bu seçim hayırlara vesile olur. Dediğim gibi ben değil, ben biz demeyi seven bir insanım. Bu ekip işidir. Bir takım oyunudur. Kimi teşkilatımız, Sayın Bakanımız ve dünya lideri Başbakanımız kimi işaret ederse bizim adayımız odur. Ben onun yanında olurum. Destek veririm, kapı kapı dolanırım. O isterim. Kazanmasını sağlamaya çalışırım. Diyeceğim bu.